Ve Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlamaları ihlal eden şirketlere yaptırım uygulamaya devam ediyor. Türkiye merkezli 5 şirketle bir Türk vatandaşı da listeye eklendi. Karar sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklama yapıldı. Açıklamada mütefiklik vurgusu dikkat çekiyordu. ABD Rusya'nın ambargoları delmesine ve Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşına yardımcı olma suçlamasıyla 150'den fazla kişi ve şirkete yaptırım uyguladı. Listeye Türkiye'yi de ekledi. ABD Dışişleri Bakanlığı "Sıkıntı olmaz." dedi. Rusya'ya yönelik yaptırımlara uymayan yaklaşık 150 şirketle 25 kişi yaptırım listesine alındı. Hazine Bakanlığı'nın listesinde Türkiye merkezli 5 şirketle bir Türk vatandaşı da yer aldı. Türk nakliye ve ticaret şirketleri Rusya'nın Savunma Bakanlığı'na bağlı gemileri onarma ve çift kullanımlı malların transferine yardımcı olmakla suçlanıyor. Listede Margiana İnşaat Dış Ticaret, Demirci Bilişim Ticaret Sanayi, Denkar Gemi İnşaat, CTL Limitedle ile Tersane Acentesi ID Ship Agency ve sahibi İlker Doğru yol bulunuyor. Yaptırım paketinde Rusya'nın en büyük otomobil üreticisi de var. Maliye Bakanlığı'nın listesi ABD Dışişleri Bakanlığı'na soruldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'a günlük basın toplantısında Türk şirketlere yönelik yaptırımların İsveç'in NATO üyelik sürecine etki edeceğinden endişe etmiyor musunuz? Sorusu yöneltildi. Miller, hayır hiç etki edeceğini düşünmüyoruz. Türk hükümetiyle yapıcı ve yakın ilişkilerimiz var. Türkiye bizim için değerli bir müttefik. Yanıtını verdi. İki ülke arasında ipler İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sebebiyle gerilmişti. Finlandiya'nın NATO üyeliği Nisan ayında onaylandı. Ancak İsveç hala Türkiye ve Macaristan'ın onayını bekliyor. Miller Türk şirketlere yönelik yaptırımın İsveç'in NATO üyeliği ile bağlantılı olmadığını belirtti. "Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği güvencelere inanıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere yarın New York'a gidiyor. Erdoğan Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere yarın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gidecek. Erdoğan 17-21 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilecek zirve kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla görüşecek. Erdoğan'ın ikili ve küresel meseleleri ele alacağı görüşmelerin çoğunu Türk evinde yapacak. Masadaki konulardan biri de iklim değişikliği olacak.